Evet, test 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 60 santigrat sıcaklığındaki süt ile 80 santigrat sıcaklığındaki süt karıştırılıyor. Karışımın denge sıcaklığı santigrat olarak aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi denge sıcaklığı dediğimiz şey karışan sıvıların sıcaklıkları arasında bir değer alabilir. T büyük eksi T küçük diye T büyük ve T küçük yani sıcaklığı küçük olan sıvıyla sıcaklığı büyük olan sıvı birbirine karıştırıldığı zaman ne olur? Bu sıcaklık değerleri arasında bir değer alır. Yani bu evet, burada 80 büyük T denge. O da büyüktür. 60 küçük olan sıcaklık 60 burada. Bu 60 dereceyle 80 derece arasında değer alması lazım. Bunun dışındaki değerleri alamaz. Yani 60, 65, 70, 75, 78. Olamaz mesela bakın burada. 60 olamaz. Çünkü 60'tan büyük olacak, 80'den küçük olacak. Bu değerleri alabilir. Fakat bunu ne yapamaz? Alamaz. KLM maddelerinin aldığı ısı, kütle ve sıcaklık değişimi ile ilgili değerler tablodaki gibidir demiş. Kütlelerini, aldıkları ısıları ve sıcaklık değişimlerini vermiş. Buna göre CK, CL, CM arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi Q eşittir MC delta T formülümüz vardı. Burada C'yi yalnız bırakırsak C eşittir Q bölü M çarpı delta T şeklinde yazılabiliyor. Burada hepsi için ayrı ayrı bunları yazmamız lazım. CK'yı yazalım mesela. K'dan başlayalım. CK için aldığı ısı ne kadarmış? 2Q kadarmış. Yukarıya 2Q yazdık. Bölüm aşağıya kütlesi çarpı sıcaklık değişimini yazmamız lazım. 2M çarpı 2T'den 4MT yapar diyebiliriz. K için şu ifadeyi yazmış olduk arkadaşlar. Sonra L için yazalım. CL eşittir diyelim. Aldığı ısı L için aynı şeyi yazarsak Sami günaydın. Şu an bende internet yok gözüküyordu ama nasıl bağlandınız bilemiyorum. Sesim geliyor mu size? Tamam. Şimdi bir test çözümü yaptım az önce. 15 soruluk birinci testi çözdüm. Sizden katılım zorlandığınız için, hani bağlantısı noktasında zorlandığınız için onu çözdüm. Kanala atacağım onu. Şimdi test 2'ye geçtik. Test 2'de birinci soru denge sıcaklığı sorusuydu. Denge sıcaklığı iki tane sıvı birbirine karıştığı zaman karışan sıvıların sıcaklıkları arasında bir değer alır. Sıcaklığı küçük olandan büyük, büyük olandan da küçüktür denge sıcaklığı. Bize diyor ki 60 ve 80 santigrat sıcaklığındaki süt karıştırılıyor. Karışımın denge sıcaklığı santigrat olarak aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Yani denge sıcaklığı 60 ile 80 arasında olur. 60 olamaz, 80 de olamaz. Sadece bu aradaki değerleri alabilir. Örneğin burada verilen değerlerin hepsi 60 ile 80 arasında değerlerdir. Oysa A şıkkında verilen 60 derece
Burada T dengenin 60 olacağını söylüyor. Yanlıştır. Çünkü T denge 60'tan büyük olur dedik. İkinci soruda da öz ısılarını sıralayın demiş. Burada KLM maddelerinin aldıkları ısı, kütle değerleri ve sıcaklık değişimleri verilmiş. Yani bize Q eşittir mc delta T formülünde aldığı ısıyı vermiş. Ondan sonra kütleyi vermiş. Bir de delta T'yi vermiş. Bize C'leri kıyaslayın dediğine göre bu sıvılar için aldıkları ısılar ısı ifadelerini yazıp buradan C'yi çekmemiz gerekiyor. Burada C'yi çektiğimizde genel ifadede hani kolaylık olması açısından hepsini böyle Q eşittir mc delta T şeklinde yazmadan nasıl yaparız? C'yi burada yalnız bıraktığımızda C eşittir Q bölü M çarpı delta T'dir. Yani biz buraya K'nın öz ısısını yazarken ne yapacağız? K'nın aldığı ısı ne kadarmış? Onu yazacağız yukarıya. Aşağıya da kütleyle sıcaklık çarpımını yazacağız. Yani 2M çarpı sıcaklık değişimi 2T olduğu için 4MT olur bunların çarpımı diyoruz. Sonra CL için aynısını yapalım dedik. Aldığı ısı ne kadarmış L'nin? 3Q kadar. L'nin aldığı ısı 3Q kadarmış. Yukarıya 3Q yazdık. Medine günaydın. Hoş geldin. Kütlesi 3M, sıcaklık değişimi 3T olduğu için bunları çarptığımızda 9MT yapar. 9MT. Burada bir sadeleşme var. 3 ile 9 sadeleşiyor. O zaman yukarıda Q kalır, aşağıda 3MT kalır diyebiliriz. Şimdi CK, CL, şurada bunu da sadeleştirelim. 2Q bölü 4MT. Bu 2 ile 4'ü sadeleştirsek Q bölü 2MT yapar diyebiliriz. CM'yi de bulalım. CM, M'nin aldığı ısı 4Q'ymuş. 4Q bölü kütlesiyle sıcaklık değişiminin çarpımı 3M çarpı 4T değil mi? 12MT yapar burası. 12MT. Burada 4 ile 12'yi sadeleştirirsek Q yukarıda Q kalır. Aşağıda 3MT kalır. Şimdi bu ifadeleri sıralayın demiş. C'leri sıralayın. C'leri sıraladığımızda CK Q bölü 2MT, CL Q bölü 3MT, CM Q bölü 3MT. CM ile CL birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Fakat K bunlardan daha büyüktür. Çünkü katsayısı 1 bölü 2. Bunların katsayısı 1 bölü 3. O zaman K büyüktür, L eşittir, M olur diyebiliriz. Bu şekilde sıralayabiliriz. Üçüncü soru. Üçüncü soruya baktığımızda hemen devam edelim. Taban alanı A olan silindir biçimli bir kapta 80 santigrat derecede H yüksekliğinde su varmış. Hemen bu H çarpı A hacmini bulalım. V eşittir H çarpı A dersek. Bu kaptaki sıvının hacmi V kadar. Şuraya geldiğimizde bu kabın hacmini de hesaplarsak V üstü eşittir 2H çarpı 2A'dan 4HA olur. Bu ne demektir? H çarpı A'ya biz V dediğimize göre buraya V yazarsak V üstü eşittir 4V olduğunu buluruz. Her ikisinde de su var değil mi? Her ikisinde su olduğuna göre bunların kütlelerini kıyaslarken hacimleriyle doğru orantılı olarak kütlelerini yazabiliriz. Yani burada V hacmindeki suyun kütlesine M dersek 4V hacmindeki suyun kütlesine 4M dememiz lazım. Çünkü hacim olarak 4 kat fazla olduğu için böyledir. Ve bunlar her ikisi de su olduğu için bunun öz ısısına C dersem bunun öz ısısına da C demem lazım. Şimdi bize diyor ki bu iki tane sıvı ısı kaybı olmadan
birbirine karıştırılıp denge sıcaklığı sağlanırsa kaç, dengeye gelirse sıcaklık kaç olur, denge sıcaklığını soruyor bize. Nasıl yapıyorduk? T denge eşittir toplam MCT bölü toplam MC diyorduk. Burada birinci kaptaki MCT'yi yazarsak M çarpı C çarpı 80 dememiz lazım. M çarpı C çarpı 80 artı ikinci kaptaki MCT çarpımına bakarsak 4M çarpı C çarpı 20'den 4 tane 20 80 yapar demiyoruz. 80 MC de burası yapar. Şöyle yazayım ben 4M çarpı C çarpı 20 diyeyim. Bölüm aşağıda toplam MC'leri yazmamız lazım. Birinci kabın ısı sahası MC kadar. İkinci kabın ısı sahası 4M çarpı C kadar. 4M çarpı C kadar. Şimdi bunları yukarı toplarsak 80MC, 80MC de burada 160MC yapar. Aşağısı da 4MC, 1MC daha 5MC yapar, değil mi? Bu MC'ler birbirini götürür. 160'ı 5'e bölersek 32 derece sıcaklığını buluruz arkadaşlar. Denge sıcaklığımız 32 derecedir deriz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Bir iki kelam sizden alalım. Sami ile Medine ile başlayalım. Medine nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam, siz? Sağ ol, ben de iyiyim. Dünden çok fazla sıkıntı yaşadık bağlantılarda. En son artık kendim şey yaptım. Ben bağlandım. Bir önce şarjım yoktu. Şarjın yoktu. Yani diğer arkadaşlarımız da bağlanıyor. Evet. Çok oldu yani. Bağlanıyor çocuk. Hemen daha bismillah demeden koku veriyor. Onun için bayağı bir zorlandık. Öğleden sonraya bıraktık çalışmayı, sabahki çalışmayı. Öğleden sonra denedik. Öğleden sonra da aynı şeyler oldu. Ondan sonra artık bir iki testi çözüp orada artık kendi başıma çözüp bitirdim. Ve bunun linklerini size açacağım. Daha sonra bunları seyredebilirsiniz. Kendi başınıza da çözmeye çalışabilirsiniz. Artık bayağı izlediniz yani soru çözümlerini, değil mi? Artık bir şeyler yapabiliyor olmanız evet. Yavaş yavaş. Onun için şimdi soruları beraber çözebiliriz aslında. Yani sesinizi açabilirsiniz. Birlikte değerlendirebiliriz. Daha önce Zeynep'le yapmıştık. Zeynep katılmıştı bir ders. Cuma günüydü sanırım. Orada o test biri beraber çözmüştük onunla. Katılımı da gayet iyiydi. Sizin de katılımınızı bekliyorum arkadaşlar. Kopmadığımız sürece beraber işleyelim. Ondan sonra koptuğu zaman da artık bakarız. Zor, şartlar zorlanırsa çok kendi başıma artık çözüp videosunu tekrar atarım linke. Sami sen nasılsın bakalım? Senin sesin mi gelmiyor yoksa sadece böyle el işareti falan yapıyorsun ya? Mikrofonda sıkıntın mı var Sami? Tabletten bağlanıyorsun herhalde. Tabletten mi bağlanıyorsun? Buraya yazabiliyorsan yaz. Evet, galiba tabletten bağlanıyorsun. Tabletlerde bazı sıkıntılar olabiliyor ses konusunda. Şimdi dördüncü soru. İki sıvı birbirine karıştırıldığında demiş. Bir okuyun bakalım soruyu. Ondan sonra bana cevabını söyleyin. Sizce ne olacak bu sorunun cevabı diye soralım. İki sıvı birbirine karıştırılıyormuş, ısı alışverişi olmuyormuş. Buna göre hangi fiziksel nicelikleri kesinlikle aynıdır diye soruyor. Evet, hangisi aynıdır sizce kesinlikle? Isı alışverişi olmuyorsa.
Cevap yok mu arkadaşlar? Hadi bekliyorum. Evet, ısı alışverişi ne zaman oluyordu? Sıcaklıklar farklı olunca, yani T1 ile T2 birbirinden farklıysa iki sıvı için o zaman ısı alışverişi oluyor demiştik. Şimdi ısı alışverişi olmuyorsa o zaman sıcaklıkları nedir bunların? Kesinlikle aynıdır diyebiliriz. Beşinci soru, düşey kesitleri verilen şekildeki gibi olan ısıca yalıtılmış XYZ kaplarında H yüksekliğinde ve T sıcaklığında su vardır demiş. Bu üç kapta da H yüksekliğinde, T sıcaklığında su varmış. Sonra ne diyor? H yüksekliğinde, T sıcaklığında su vardır. Kaplara su yüksekliği 2H oluncaya kadar 2T sıcaklığında su ekleniyor demiş. Buna göre ısı denge sağlandıktan sonra denge sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Şimdi buralarda T sıcaklığında su var hepsinde. Üstlerine su yüksekliği 2H oluncaya kadar ne konuluyor? 2T yüksekliğinde, 2T sıcaklığında su konuluyor. Buraya 2T sıcaklığında su koyduk. Buraya da 2T sıcaklığında su koyduk. Şu seviyeye kadar. Ve buraya da 2T sıcaklığında su koyduk. Şimdi buradaki denge sıcaklıkları TX, TY, TZ oluyor demiş. Buna göre bu sıcaklıklar arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Diyelim ki çay içiyorsunuz. Çay içiyorsunuz. Yarıya kadar çay var. Sıcak çay var. Üzerine siz soğuk su ilave ediyorsunuz mesela. Burada yarı yarıya soğuk su ilave ettiğinizde çayın sıcaklığı nasıl olur? Bunu bir düşünün. Bir de şöyle düşünün. Eğer bardakta sıcak çay daha fazlaysa, yarıdan daha fazlaysa, şu kadar soğuk su koyuyorsanız sadece bu iki karışım arasındaki sıcaklık farkı nasıl olur sizce? Yani hangisi daha sıcak olur, hangisi daha soğuk olur? Medine, senin sesin çıkıyor. Sen söyle bakalım bize bu fikrini, bu konudaki fikrini. Bir bardakta şöyle hazırlayalım. Diyelim ki şu yarıdan daha az sıcak su koyalım ya da çay koyalım. Üzerine sadece soğuk su ilave edelim burada. Tamamını dolduralım. Buna göre sıcak olanları şöyle ben tarayayım. Sıcak çay miktarlarını. Sesin gelmiyor hocam. Sesim gelmiyor mu şu anda? Şu an geliyor. Şu an geliyor. Medine, şimdi şöyle düşün. Bu sorunun çözümü için böyle bir mantık yürüteceğiz. Diyelim ki çay içeceğiz, tamam mı? Burada 3 tane bardak çay dolduracağız. Birisi yarıya kadar çayımızı koyduk sıcak olarak. Üzerine soğuk su ilave ettik. Yarım bardak soğuk su ilave ettik. Bunun sıcaklığını bir düşün. Yani meydana gelen bu bardaktaki çayın sıcaklığını bir düşün. Bir de soğuk su koymadığımız, hiç soğuk su koymadığımızda, sadece sıcak su koyduğumuzda elde ettiğimiz şu bardaktaki çayın sıcaklığı bundan ne olacaktır? Daha büyük olacaktır, değil mi? Öyle mi? Evet. Değil mi? Mesela şuraya baktığımızda burada da çok az sıcak çay var. Üzerine bayağı bir soğuk su koyduk. Örneğin küçük kardeşimiz çay istedi. Ona çay doldururken ne yapıyoruz? Çok az sıcak koyuyoruz. Üzerine soğuk suyu boca ediyoruz, değil mi? Buradaki çay en soğuk olur, değil mi? Yani buradaki sıcaklıkları sıralarsak ne olur? En sıcak olan burası olur. Sonra bu, sonra bu olur, değil mi? Yani soğuk suyu ne kadar fazla katarsak çayın sıcaklığı o kadar düşer diye düşünebiliriz. Şimdi buraya geldiğimizde bu soruda
Şurada bakın eşit hacimde iki tane farklı sıcaklıkta su var. Biri T, biri 2T. Bunların hacimlerinin eşit olması kütlelerinin eşit olması demek, değil mi? Su olarak kütleleri eşit. Isı sahaları, öz ısıları da CC olduğuna göre burada ısı sahaları birbirine eşit oluyor bunların. O zaman buradaki elde ettiğimiz karışım denge sıcaklığı ikisinin toplamının yarısı olur, değil mi? İkisinin toplamı T, 2T artı T, 3T yapar. 2'ye bölersek 3T bölü 2 olur. Buranın sıcaklığı 3T bölü 2'dir. Şimdi bunların sıcaklığı nasıl olur? Burada mesela sıcak olan suyun karışıma katılma oranı soğuk olan sudan daha fazladır, değil mi? Yani birisinin hacmi bu kadar. Birisinin hacmi bu kadar. Burada hacim olarak hangisi daha fazla karışıyor? 2T. O zaman denge sıcaklığı kime daha yakın olur burada? 2T'ye daha yakın olur. Yani 3T bölü 2 ile 2T arasında olur. Buradaki T'ye sıcaklığımız kiminle kim arasında? 3T bölü 2 ile 2T arasında olacaktır. O zaman bu T'ye sıcaklığı TX sıcaklığından ne olur? Büyük olur. Tersini şöyle düşünebiliriz. Burada bakın. Buradaki 2T'lik suyun hacmi 1T'lik suyun hacminden daha küçük olduğunu görüyoruz. O zaman denge sıcaklığı burada TZ denge sıcaklığı kime daha yakın olur? 1T'ye daha yakın olur. O zaman bunu da sınırlarken TZ 3T bölü 2 ile yani eşit hacimde karışmış olsalar da 3T bölü 2 olurdu. Fakat burada T sıcaklığındaki su hacim olarak daha fazla katılmış. O zaman denge sıcaklığı 1T ile 3T bölü 2 arasında olur diye düşünebiliriz. Buna göre sıralama yaparsak en büyük sıcaklık burada hangi katta olur? TY'de olur, değil mi? Sonra TX, sonra TZ şeklinde bu sıcaklıklar ne yapar? Sıralanır diyebiliriz. Eşit oranda karışırlarsa aritmetik ortalama alıyoruz. Biri daha fazla karışırsa evet. Şunu söylemiştik en son. Dedik ki karışımlarda eğer ısı sahaları eşitse, yani eşit hacimde aynı cins iki madde birbirine karışıyorsa sıcaklıklarının aritmetik ortalaması alınır olduğunu söylemiştik daha önceki derslerimizde de. Eğer hacim olarak birisi daha fazla katılıyorsa sıcaklık hacimce daha fazla katılana daha yakın olur. Aritmetik ortalamayla sıcaklığı büyük olan arasında bir değer alır. Eğer karışımda sıcaklığı küçük olan daha fazla oranda katılıyorsa o zaman da denge sıcaklığı aritmetik ortalamayla sıcaklığı küçük olan sıcaklık değeri arasında bir değer alır demiştik. Bu şekilde bu sıcaklıklar ne yapar? Sıralanır arkadaşlar. Sorusu olan var mı burada bu soruyla ilgili olarak? Sorusu olan var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Yok, anladınız yani, öyle mi? Aferin size, tamam. Şimdi şekil 6. soru şekildeki diyor. Burada bir şekil var. Tabii şekli ortaya çıkaralım önce. Şuraları silelim. Şekildeki kabı tek başına M musluğu T sürede, N musluğu ise 3T sürede dolduruyor demiş. Demek ki bunların debileri arasında nasıl bir ilişki vardır? Yani birim zamanda akıttıkları sıvılar arasındaki ilişki nasıldır diye sorayım size. Örneğin M musluğu ile T musluğu, N musluğuna baktığımızda M musluğu T sürede dolduruyormuş, N musluğu 3T sürede dolduruyormuş. Hangisi daha yavaş akıyor bunların? Hangisi daha az su akıtıyor demektir? Ekrana yazabiliyorsanız yazabilirsiniz. Hangisi daha az su akıttığını?
sesiniz çıkıyorsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Sesinizi bir duyalım. Elin geldi. Hangisi daha az, daha yavaş akıyor ya da daha kısık bir şekilde su akıtıyor diye sorsak ne dersiniz? Doldurma sürelerinden bunu anlarız. Yani kısa sürede dolduran daha hızlı akıyor demektir, değil mi? Yani daha fazla su akıtıyor demektir. Uzun sürede dolduran daha az su akıtıyor demektir. Bunlara biz debi diyoruz. Yani muslukların birim zamanda akıttıkları sıvılara biz debi diyoruz. Bunların debileri eşit değil. N'nin debisi M'nin debisinden küçük. Hatta aralarında 1'e 3'lük bir ilişki var. Yani bu birim zamanda 3M kadar su akıtıyorsa bu 1M kadar su akıtıyor demektir. Çünkü bu kap toplamda 3M su alıyorsa diyelim, bu 1T sürede dolduruyor. Bu ise 1M akıttığı için 3M su akıtması için 3T kadar süre geçiyor şeklinde düşünebilirsiniz. Bu öncelikle debilerini bir belirttik. Bunlar her ikisi de su akıttıklarına göre bunların öz ısıları da birbirine eşittir. Hemen C'leri de yanlarına yazarız. Ondan sonra bize diyor ki T1 birinci kaptan akan, birinci musluktan akan suyun sıcaklığı 10 santigrat, 2'den akan suyun sıcaklığı 50 santigratmış. Şimdi bize kap boş iken iki musluk birlikte açılıyor demiş. Kap doluk ısı denge sağlandığında termometre kaç santigrat dereceyi gösterir? Yani bu kabın tamamı dolduğu zaman kap boş iken iki musluk birlikte açılıyormuş. Burada su varmış gibi gösteriyor. Dikkat edelim. Kap boşken ikisi beraber açıldığında denge sıcaklığı ne olur diye soruyor. Bu ikisi birlikte bu kabı dolduruyorlar diyor. İkisi beraber doldurdukları zaman bu burada biriken suyun 3M kadarı kimden gelecek? M'den gelecek. 1M kadarı kimden gelecek? N'den gelecek. O zaman bunların miktarları belli, öz ısıları belli, sıcaklıkları belli. Denge sıcaklığını bulurken biz ne yapıyorduk? T denge eşittir diyorduk. Toplam MCT bölü toplam MC diyorduk. MCT'leri yazarsak M'nin MCT'si 3M çarpı C çarpı sıcaklığı 10 santigrat. Artı N'nin MCT'sini yazarsak kütlesi M kadar öz ısısı C kadar çarpı sıcaklığı 50 santigrat bölü toplam MC'yi yazarsak 3MC buradan geliyor, 1MC de buradan geliyor. Toplam 4MC'dir diyebiliriz alttaki MC toplamı. Yukarıdaki işlemi yaparsak eğer 30MC, 50MC daha 80MC yapar. Bölü aşağıda 4MC'miz var. Bu MC'ler birbirini götürür. Değil mi? Şöyle. Ve 80 bölü 4 kaç olur arkadaşlar? 20 olur. Bu kaptaki ısı dengedeki sıcaklık 20 santigrattır deriz. Şekildeki kaplarda öz ısıları C, L, C, K olan aynı sıcaklıktaki K ve L sıvılarından kütlece eşit miktarlarda bulunmaktadır. Bunların kütleleri eşitmiş. Öz ısısı C, K büyük C, L imiş arkadaşlar. C, K, C, L arasında C, K büyük C, L ilişkisi varmış. Bulunmak. Kaplar güneş altında birlikte T süre kadar bekletilirse, yani T süre, bu T süre bekliyor, bu da T süre bekliyor güneş altında. Güneşten ısı alıyorlar. Güneşten her ikisi de T sürede Q kadar ısı aldığını varsayacağız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye soruyor. Şimdi Q eşittir MC delta T'leri yazarsak, Q eşittir K sıvısı için M çarpı CK çarpı delta TK diyebiliriz. Diğeri için Q eşittir M çarpı CL çarpı delta TL diyebiliriz. Bunu yazabiliriz bu şekilde. Aldıkları ısılar bunların sıcaklığını değiştirecek. Burada kütleler birbirine eşit.
CK ile CL arasında. CK CL'den büyükmüş. O zaman bu aldıkları sıvılar, ısılar eşit olduğuna göre, kütleler eşit ise, CK büyük CL ise, bu çarpımların eşit olabilmesi için ne olması lazım? TL'nin TK'dan büyük olması lazım ki aynı ısı değerini almış olsunlar. Dolayısıyla başka bir deyişle şunu söyleyebiliriz. K'nın ısı sahası L'nin ısı sahasından büyük olduğu için sıcaklık değişimi daha küçük olur. Isı sahası büyüdükçe sıcaklık değişimi daha küçük olacaktır eşit ısı alan maddeler için. K sıvısı daha çok ısınır. Yanlış. L sıvısı daha çok ısı alır. Yanlış. Aldıkları ısılar T sürede eşittir. K sıvısının son sıcaklığı daha fazla olur. Yanlıştır. Çünkü ısı sahası büyük K'nın. Isı sahası büyük olursa zor ısınır bir sıvı. L sıvısının son sıcaklığı daha fazla olur. Bu doğrudur. Çünkü L'nin ısı sahası küçüktür. Sıvıların son sıcaklıkları aynı olur. Yanlıştır. Çünkü aynı olması için ısı sahalarının aynı olması gerekir arkadaşlar. Cevabımız D olur. Şekildeki kaplarda aynı sıcaklıkta eşit kütleli sıvılar vardır. KLM'nin kütleleri eşitmiş. Hepsine hemen M diyelim. Kütlelerine. Bu sıvıların öz ısıları arasında CK küçüktür. CD o da küçüktür. CM ilişkisi varmış. CK küçük. CL o da küçük. CM ilişkisi varmış. Bu sıvılara eşit miktar ısı verilirse son sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki olur? Şimdi o zaman MC çarpımı yani ısı sahaları arasında böyle de bir ilişki vardır bunların. Isı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi ne olur arkadaşlar? Küçük olur. O zaman burada sırayla yazarsak bunun sıcaklığına delta TK dersek. Şuraya bir yere yazalım. Delta TK. Bunlar eşit ısı aldıkları zaman delta TL, delta TM diyelim. Isı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi en küçük olur. O zaman ısı sahası en küçük olan kimdir? K'dır. Onun sıcaklık değişimi en fazla olacaktır. Diğerlerinin L'nin ikisi orta değerdi zaten. Onlardan bu şekilde bir sıralama olur. M'nin ısı sahası en büyük olduğu için en küçük sıcaklık değişimi M'de olacak. En zor ısınan M, en kolay ısınan kimdir burada? K'dır diyebiliriz. Bu sıralama nerede var bakalım. TK, TL, TM, C şıkkında var. Termometreler ortamların, maddelerin veya hastaların sıcaklıklarını ölçmek için kullanılır. Bir hastanın ateşini ölçmek için aşağıda verilen termometrelerden hangisi en uygun olanıdır? Sıvılı oda termometresi, gazlı termometre, metal termometre, termistör, pirometre gibi şeyler var. Burada termistör ve pirometrenin ne olduğuna bir bakalım. Termistör diyelim. Termistör termostatlarda kullanılan bir şey olabilir. Termistör dediği şey bir tür dirençmiş arkadaşlar ve sıcaklık ile iletkenliği veya direnci değişen bir tür dirençtir. Sıcaklık ile direnci değişen maddelere ısıl, rezistör, direnç gibi açıklamalar var burada. Termistörler. Sıcaklığa bağlı olarak iletkenliği değişen bir dirençmiş termistör dediği şey.
Pirometreye de bakalım. Pirometre. Pirometre yüksek sıcaklık değerlerinin ölçülmesinde kullanılır demiş. Bu neymiş? Bakalım. Evet, pirometre sıcaklığın ölçülmesini termometrelerle gerçekleştirilmektedir. Sıcaklığın ölçülmesinde vesaire pirometre endüstriyel üretimlerde sanayi alanlarında elde edilmesi gereken yüksek sıcaklıklarda sıcaklığın değerini ölçmek için hassas bir ölçüm cihazıdır arkadaşlar. Net bilgiyi vermiş olalım burada. Pirometre odur. Termistörde sıcaklıkla iletkenliği değişen direnç demektir. Şimdi sıvı lağda termometresi ile termistör arasında kalabiliriz burada. Çünkü koltuk altı dijital termometrelerde iletkenliğe dayalı olarak bir ne vardı? Ölçme yöntemi vardı arkadaşlar. Burada 9. soruya cevap olarak bakalım cevabı neymiş? Edirne demiş. Pirometreyi kullanmış. Yani oda termometresi elbette vücut sıcaklığında kullanılmaz arkadaşlar. Bunlardan pirometre o kızılötesi çalışan termometre tipidir. Yüksek hassas sıcaklıkların ölçülmesinde falan da demiş pirometrede. Ancak bu son zamanlarda sık olarak kullanılan bir termometre tipidir diyebiliriz arkadaşlar. Ve hastanın sıcaklığını ölçerken kullanılabilen bir taştan okuma yöntemiyle çalışan bir cihazdır diyebiliriz. Kızılötesi ışınlarla çalışan pirometredir sorunun cevabı. Son durumda suyun sıcaklığı kaç olur demiş. XYZ kaplarında 30-10-50 santigrat eşit miktarlarda su vardır. Eğer miktarları eşit ise m gram demek istiyor. Bunlar su olduğu için c'leri de aynıdır. O zaman bunların mc çarpımları birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Mc çarpımları eşit olursa, ısı sahaları eşit olursa yani denge sıcaklığını nasıl buluyorduk? Biz aritmetik ortalamadan buluyorduk. O zaman T denge diyeceğiz burada. 30 artı 10 artı 50 diyeceğiz. Bölü kaç tane sıvı karışmış burada? 3 tane. Dolayısıyla bunu 3'e böleceğiz. Buradan 40 90 bölü 3, 30 derecedir denge sıcaklığı deriz. Sıcaklıkları verilen su dolu kapların içine 50 santigrattaki demir parçaları atılıyormuş. Buna göre hangi kaplarda demir parçasından suya ısı enerjisi geçişi olur? Demirden nereye geçecek? Suya. Demirden suya ısı enerjisi geçecek. Şimdi ısı nereden nereye geçiyor? Yüksek sıcaklık ya da büyük sıcaklıktan küçük sıcaklığa doğru ısı geçişi olur. Isı geçişi böyle olur demiştik. T küçük diyelim buna da. Isı geçişi ne zaman duruyor? Sıcaklıklar birbirine eşit olduğu zaman ısı geçişi olmuyor. Şimdi buraya 50 santigratlık demir attığımızda, bu 50 santigrat sıfırdan büyük olduğu için demirden suya ne yapar? Isı geçişi olur. 50 santigratlık demir parçasını buraya attığımızda 50 ondan büyük olduğu için yine ısı geçişi demirden nereye doğru olur? Suya doğru olur. Ondan sonra 50 santigratlık demiri buraya attığımızda sıcaklıklar birbirine eşit olduğu için ısı geçişi olmaz burada. 50 santigratlık demiri buraya atarsak eğer 80-50'den büyük olduğu için ısı geçişi sudan demire doğru olur. Demirden suya doğru olmaz. Bize demirden suya doğru
nasıl geçişe hangi günlerde olur diye soruyor. O zaman cevap 1-2 olur arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir test daha çözmüş olduk arkadaşlar. Bir dahaki ders tekrar görüşeceğiz. Link atacağım ben size tekrar. Bir 10 dakika ara veriyoruz. Görüşürüz.